Arkadaşlar selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Hemen hatırlatalım. 36 ve 37. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Bize demiş ki 5x-1 küçüktür 24. Bu eşitsizliğin çözüm aralığı sorulmuş. Arkadaşlarım, -1'i bu tarafa atarsanız artı 1 diye geçecektir ve 25 olur bu kısım. 5x küçüktür 25. Aynı denklem çözer gibi her iki tarafı 5'e bölüyorsunuz. Böylelikle x küçüktür 5'i buluyorsunuz. Şimdi x 5'ten küçükse x'ler sevgili arkadaşlarım eksi sonsuzda 5 açık aralığındadır diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız da B seçeneği olacaktı deriz. Geçtim 2'ye. 3x artı 1 küçük veya eşit 5x artı 13. Bakın 3x'i bu tarafa fırlattınız. 2x kaldı o tarafta. 13'ü de bu tarafa alırsanız eksi 13 diye geçer. Ve eksi 12 olur bu tarafta da. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz eksi 6 küçük veya eşittir x yapar. 2'ye böldük. Ve böylelikle x'in eksi 6'dan daha büyük veya eşit olması gerektiğini görüyoruz. Büyük veya eşit dediği için köşeli parantez kullanıyoruz. Eksi 6'dan nereye kadar? Sonsuza kadar. Sonsuzlara ve eksi sonsuzlara hep bu şekilde yuvarlak parantez koymanız gerekiyor. Cevabımız Denizli'ymiş dedik. Devam ettim 3 ile. Bu eşitsizliğin çözüm aralığı bakın. Pozitif bir sayı, pozitif bir sayı 2 ve 3. Dolayısıyla pozitifken bu şekilde bunu aynı denklem çözer gibi buraya atabilirsiniz. Çarpım olarak böylelikle x eksi 1 büyük veya eşittir 6 oldu. Eksi 1'i bu tarafa atarsanız x büyük veya eşittir 7'dir dersiniz. Ve x nerededir arkadaşlar? 7'den sonsuza kadar olan aralıktadır deriz. Dolayısıyla cevabımız da Denizli seçeneği olmuş olur. Ve devam ediyorum 4. sorumla. Bir yük gemisi 12 tondan az yükler için sefere çıkmamakta. 12 tondan azlar için sefere çıkmıyorsa 12'den büyük veya eşit tonajlar için sefere çıkıyordur. 60 tondan da az yük taşıyabilmekte. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 12 küçük veya eşit x ise aynı x 60 tondan daha az yük taşıyabildiğine göre demek ki x 60'dan daha küçük olacak. Bu yük gemisi özdeş 4 tane konteyner ile sefere çıkmıştır. Özdeş 4 tanesiyle çıktıysa demek ki 12 ile 60 aralığındaki yükü sevgili arkadaşlarım her bir konteyner 4'e böldünüz. 3 küçük veya eşittir x bölü 4, o da küçüktür 4'e böldünüz 15. Yani 3'ten kapalı 15'ten açık aralıkta bir yük taşımıştır bu konteynerler. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 5. sorumla. Eksi 1 küçük veya eşit x artı 2, bu da küçüktür 6 denilmiş. Bunu sayı doğrusunda göster diyor bana. Önce şu kısmı çözeceksiniz arkadaşlar. 2'yi karşıya atarsanız eksi 3 küçük veya eşittir x olur. Sonra da şu kısmı çözeceksiniz. 2'yi bu tarafa atarsanız arkadaşlarım x küçüktür 4 olur. Yani eksi 3 ile 4 aralığını tarayacağız. Eksi 3'ün içi dolu olacak, 4'ün içi kapalı olacak, açık olacak özür dilerim. Dolayısıyla cevabımız bakın C seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap C idi. Devam ediyorum 6. sorumla. A sayısı eksi 4 ile 2 aralığında olduğuna göre 3A-1'in alabileceği en küçük tam sayı değeri x, en büyük tam sayı değeri y olduğuna göre x ile y'yi topla demiş. 3A-1'i bulacağız. Önce 3 ile çarpmamız gerekiyor 3A'yı elde edebilmek için. Bunu da 3 ile çarpıyorsunuz. Bunu da 3 ile, bunu da 3 ile çarpıyorsunuz. Böylelikle eksi 12 küçüktür eksi pardon 3A ve o da küçüktür 6 yapar. Şimdi 1 çıkarıyoruz. Eksi 13 küçüktür 3A-1, bu da küçüktür 5 dedik. Bakın bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri 4'tür. Yani x eşittir 4'müş. En küçük tam sayı değeri de eksi 12'dir. Yani y eşittir eksi 12'ymiş. Bunların toplamı sorulmuştu. 4 ile eksi 12'nin toplamı bize eksi 8'i işaret eder. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 6. sorumuzu da çözdüysek 37. sayfamızdaki ilk sorumuz olan 7. soruya geçebiliriz demektir. X artı 4 7'den küçük ve 1 eksi x 4'ten küçük, bu eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Bakın 4'ü bu tarafa atın x 3'ten küçük gelsin. Eksi x'i bu tarafa 4'ü bu tarafa atarsanız x büyüktür eksi 3 olur. Yani eksi 3'ten büyükmüş bizim x'imiz ve 3'ten de küçükmüş. Peki burada kaç tane x tam sayısı var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Yani toplamda 5 tane var arkadaşlar. Doğru cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 8'e. Aşağıdaki tabloda bir maddenin erime ve buharlaşma noktaları verilmiş. Bu maddeden bir miktarı 3 santigrat derecede katı haldeyken ısıtılıp
tamamen sıvı hale getiriliyor. Maddenin sıcaklığındaki değişim x olduğuna göre x santigrat cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisindedir diye sorulmuş. Bir kere arkadaşlarım, bizim 3 santigrat derecede bir maddeyi gidip x derece ısı verip bu maddeye sıvı hale getirebilmemiz için en az, bakın en az 12 dereceden daha fazla ısı vermemiz gerekiyor ki 12 verdiğimiz zaman 15 derecede erimeye başlıyor. 16 derecede kesinlikle sıvı haldedir. Dolayısıyla 12'den daha fazla bir ısı vermemiz gerekiyor bizim. X 12'den büyüktür. Aynı şekilde kaynadıktan sonra buhar hale geleceği için, bakın sıvı hale gelmiş. Dolayısıyla 40'tan 3'ü çıkardınız ve ne buldunuz? 37. Demek ki 37 dereceden daha az bir ısı vermemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar 12 küçüktür x ve aynı x 37'den daha küçüktür. Yani bu x'ler nerededir? 12 ile 37 açık aralığındadır deriz. Cevabımız da B seçeneği olur dedik sevgili gençler. Geçtim 9'a. X ve y gerçel sayıları için x 1 ile 5 aralığında, y de x 3 ile 4 aralığında. X artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri a ve en küçük tam sayı değeri b ise a artı b toplamı soruluyor. İkisini toplamamız gerekiyor ki x artı y'yi ortaya çıkaralım. X artı y, şöyle küçük türleri de koydum. 1 ile eksi 3'ü topladım eksi 2. 5 ile 4'ü topladım 9. Burada alınabilecek maksimum değer 8. Burada alınabilecek minimum değer eksi 1'dir. İkisinin toplamı sorulmuş. 8 ile eksi 1'in toplamı 7 yapar. Ve böylelikle 9. sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olmuş olur. Geçtim 10'a. X ve y, bakın bu sefer tam sayı diyor, buna dikkat edin. Tam sayıları için aynı şekilde x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden bu sefer kaç fazladır diye soruluyor. Şimdi bizim x artı y'yi bulmamız gerekiyor. Ben bunun maksimum değerini bulabilmek için ikisini de büyük seçmem gerekiyor. Minimum değerini bulmak için ikisini de küçük seçmem gerekiyor. X artı y'nin maksimum değeri için x'i burada 7'den küçük 6 seçebilirim. Y'yi de 3'ten küçük 2 seçebilirim. İkisinin toplamı bana 8'i verir, bu maksimum değerdir. Şimdi minimum değerine geçiyoruz. Küçük seçmemiz gerekiyor ya. X'i en küçük eksi 1 seçebilirim. Y'yi de en küçük eksi 4 seçebilirim. İkisinin toplamı da eksi 5'i verir bize. Bu da minimum değerdir. Maksimum değer minimum değerden kaç fazladır diye sorulmuş. 8'den eksi 5'i çıkarırsanız tabii ki 13'ü bulursunuz. Cevabınız da Bursa seçeneği olmuş olur. Ve devam ediyorum 11. soruyla. X ve Y reel sayıları için. Y sayısı 3x eksi 1'miş, x de eksi 2 ile 3 aralığındaymış. X artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin çarpımı soruluyor bu sefer. Şimdi öncelikle x'imiz belli. Eksi 2 küçüktür x, o da küçüktür x. Y sayısı da 3x eksi 1'di. Yani ben bu x'in aralığından gidip 3x eksi 1'in aralığını elde edebilirim. Önce 3x'i elde edelim. 3 ile çarparsanız eksi 6 küçüktür 3x, bu da küçüktür 9'u bulursunuz. Ve 1 çıkarırsanız eksi 7 küçüktür 3x eksi 1, bu da küçüktür 8 olur. Şurası neydi arkadaşlar? Y'nin ta kendisiydi gördüğünüz üzere. O halde ben eksi 7 küçüktür y, bu da küçüktür 8 diyebilirim tabii ki. İkisi de reel sayıydı, unutmayın. Şimdi x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değeri demiş ya. Demek ki x artı y'yi bulmamız gerekiyor. O zaman toplayalım. Bakın x artı y'yi yazdım. Eksi 2 ile eksi 7'nin toplamı eksi 9. 3 ile 8'in toplamı 11. Burada x artı y'nin alabileceği maksimum tam sayı değeri 10'dur. Minimum tam sayı değeri eksi 8'dir. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Bunları çarparsanız doğru cevabın eksi 80 olması gerektiğini görebilirsiniz. Doğru cevap Adana'ydı. Ve son sorumuz. A ve B birer tam sayı denilmiş bakın. Ve 3A eksi 2B'nin en büyük ve en küçük değerleri toplamı sorulmuş. 3A eksi 2B'yi nasıl bulabiliriz? Şöyle. Şimdi 3A-2B'yi sevgili arkadaşlarım eşitsizlik aralığı olarak bulmayacaksınız. Neden? Çünkü bize A ile B'nin birer tam sayı olduğu dile getirilmiş. Şimdi ben bunun maksimum değerini bulabilmek için A'yı yüksek, B'yi küçük seçerim. Neden? Çünkü önünde eksi var. A'nın en büyük değeri 5'tir ve 3 kere 5 15 yapar. B'nin en küçük değeri de 5'tir. 2 kere 5 10 yapar ve burası arkadaşlarım 5 gelecektir. Bu cepte. Aynı şekilde 3A-2B'nin bu sefer minimum değerini bulmak için ben A'yı küçük, B'yi büyük seçerim. Neden? Çünkü önünde eksi var. Pekala, A'nın en küçük değeri 3'tür. 3 kere 3'ten 9, eksi. B'nin maksimum değeri 8'dir. 2 kere 8'den 16, 9'dan 16 çıkarsa da eksi 7'yi bulursunuz. Bakın bu max değer,
Bu da min değer. Tamam. Pekala. Ne demişti? Toplamı sorulmuştu. E toplayın. 5 ile eksi 7'nin toplamı bize eksi 2'yi verir. Doğru cevap da B seçeneği olmuş olur sevgili arkadaşlarım. Böylelikle 37. sayfamızı da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki testte arkadaşlarım, ki o testte de yine basit eşitlik ve sıralamanın öğreniyorum kısmında çözeceğiz ve 8. testi çözeceğiz arkadaşlar. 38 ve 39. sayfaları. O testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.